Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi'nin açmış olduğu Gülbahar Hatun Hanımeli Merkezi'nde sınır boylarında nöbet tutan askerleri için moral ve motivasyon olması sebebiyle kadınlar tarafından bere ve atkı örme etkinliğine katıldı. Etkinlikte örgü ören kadınlarla sohbet eden Başkan Eroğlu basına da açıklamalarda bulundu. Basınımızın çok güzide temsilcileri, çok değerli hanımefendiler, şu anda beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz hanımefendiler, hepinize ben de hayırlı günler diliyorum. Biz Türk milletiyiz, asker bir milletiz. Her zaman vatanımız, bayrağımız, kitabımız, kutsallarımız değerlidir. Kim ona da el uzatırsa, el uzatmaya çalışırsa da o uzatılan elleri de kırmasını biz çok iyi biliriz. Bin yıllardır devletler kuran ve gittiğimiz her yerde de bu anlamda hem adaleti, hem medeniyeti, hem de vatana nasıl sahip çıkılır bunu ortaya koyan bir millet olmamız hasebiyle de hamdolsun da düşmanlarımıza da her daim korku salmıştır. Tabii değerli kıymetli dostlar, geçtiğimiz yılda biz yine bu aylarda, bu dönemlerde bir çalışma yapmıştık. Ve o çalışmada da bizim için canlarını ortaya koyan, soğuğa rağmen cephede, sınırda nöbet tutan ve her daim ülkesini canının önüne koyan Mehmetçiğimiz, askerlerimiz bizim için değerlidir diyerek onlara bereler örerek, onlara boyunluklar örerek, kaşgörüler örerek bir destekte bulunmuş. Manevi bir destekte bulunmuştur. Sonuçta devletimiz güçlü. Askerimizin aslında hiçbir şeye ihtiyacı yok ama askerimizin sıcak bir duaya ya da işte teyzelerimizin ellerinden gelen böylesine güzel belki hediyelere onların ihtiyacı var. Biz de bu konuda geçtiğimiz yıl yaptığımız bu çalışmayı değerli ablalarımızdan, teyzelerimizden, bacılarımızdan gelen talep üzerine yine başlattık. Ve iki gün önce 20-30 tane kıymetli hanımla başlayan, bugün 150 kişiye ulaşan, inanıyorum ki belki daha da artacak olan bu sayıyla, gördüğünüz gibi büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle değerli bacılarımız, yine askerimize bir manevi destek olsun diye örgüler örüyorlar, bereler örüyorlar, onlara boyunluklar örüyorlar ve iki gündür bu çalışma devam ediyor ve 5 gün daha devam edeceğiz. Ve 7 gün boyunca yapılacak bu çalışmayla biz Tokat Belediye'mizin Hanımeli Kültür Sanat Merkezleri olarak, mahalle konakları olarak, oradaki bacılarımız olarak veya gönüllü şekilde bize destek olanlarla 3000 adet bir malzemeyi inşallah sınırdaki askerimize göndermek için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Ve 5 gün daha bu çalışma bittikten sonra da bütün bu ürünlerimizi götüreceğiz. Askeriyemize, karakollarımıza teslim edeceğiz. Ve Tokat'taki onların teyzelerinden, ablalarından, kardeşlerinden gelen manevi değeri çok yüksek bu örgü malzemelerinde inanıyorum ki onlara o soğukta sıcacık bir sevinç olacak diye düşünüyorum. Bizim burada derdimiz, amacımız biraz önce söylediğim gibi manevi destek olmak. Bizim derdimiz, amacımız Nene Hatun, yine Gülsüm Ana, Şerife Bacı ruhunu yaşatmak. İşte bu bacılarımız, bu ablalarımız da bu ruhu yaşatıyorlar. Biz böyle bir milletiz. İşte asker bir milletiz. Kadınıyla, erkeğiyle. Geçtiğimiz yılda bir anımız olmuştu. Daha doğrusu bize, bana değil ama bu işi yapan bir ablamıza gelen bir teyzemizin bir anısı olmuştu. Bunu da anlatmak istiyorum. Diyor ki, bir gün çok böyle heyecanla bir teyzemiz geldi. Bir poşet böyle elinde bir şey var. Ayağı lastik ayakkabılı, böyle atkılı ama o kadar sempatik, o kadar böyle sevecen bir teyzemizdi ki, kızım şu elimdeki poşetleri getirdim. Gönderdiniz mi malzemeleri dedi. Sonra sordum, ney hayrola teyze deyince,
internetten torunum gösterdi. Tokatlanımlar, Tokat Belediyesi askerimize bere örüyormuş deyince ben de 3-4 elimde malzeme vardı. 3-4 işte top yün vardı. Hemen elimdeki o yünleri örüp de ya benim de bir katkım olsun deyip de ördüğüm şu bereleri eğer gitmediyse verin diye geldim dedi. Bu işte çok önemli değerli kardeşlerim. Bu ruh çok önemli. O teyzemizin hiçbir vazifesi, vecibesi olmadığı halde yapmış olduğu bu özveri çok önemli. İşte bizim millet yapan da bu. Bizi her daim ayakta tutan da işte bu duygular ve bu düşünceler. Onun için ben bu el öpülesi teyzelerimizi ellerinden öpüyorum. Bacılarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Ve biz de bugün Tokat'tan, Tokat Belediyesi olarak, hanımefendileri olarak inşallah askerimizin yanında olduğumuzu ve onlarla birlikte beraberce olduğumuzu bir kez daha buradan da haykırıyoruz. Hepsinin de ellerine sağlık diyorum. Şurada da bir Nazan ablamız var. Oğlu Tendürek'te askerlik yapıyormuş. Hadi bir de ona şöyle bir ziyaret yapalım. Bir ona da bir merhaba diyelim diyorum. Buyurun kardeşler, buyurun arkadaşlar. Manevi dualarımızla inşallah başkanımızın da yardımıyla devletimizin de her türlü imkanı sağlıyor ama yine de bizler de isteğimizi sağlamak adına adına yine halkına bizim başkanı sağlamak için başkanımızla da bizlerin yapışma olmamızı bilmeniz için sizler için çalışıyoruz. İnşallah en yakın zamanda göreceğiz. Allah'a emanet olun. Dualarımız hep sizin olsun. Başkanımıza veriyoruz. Evet, Akif kardeşim, hayırlı günler, hayırlı nöbetler diliyorum. Nasılsın, iyisin? Bizler de iyiyiz. Bak burada ellerinde örgüler olan, şimdi biraz önce annenin cümleleriyle gözleri dolan ablalarımız var, teyzelerimiz var. Biraz önce de annenin de dediği gibi, biz asker bir milletiz. Bizim için Mehmetçiğimiz çok değerlidir, çok önemlidir. Ve biz de burada, tabii sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Devletimize bilgimizi iletiyoruz. Hem manevi dualarımızı sizlere iletiyoruz. Hem de buradaki bütün teyzelerimizin, bacılarımızın da kucaklar dolusu muhabbetlerini iletiyoruz. Allah sizi korusun. Allah ülkemizi korusun. Allah sizleri var eylesin. Ülkemizi var eylesin Akif kardeşim. Allah razı olsun. Peki. Bütün oradaki arkadaşlarına da selamlar söyle askerlerimize, komutanlarımıza, Tokat'tan. Peki. Amin. Yaşasın asker diyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Değerli, kıymetli kardeşlerim, değerli bacılarımız. Bugün tabii güzel bir günde birlikteydik ama ayrıca buraya gelmişken dedik ki Ayşe ablamıza bir sürpriz yapalım. Kendisinin bugün yaş günü. Tabii bayanlara yaş sorulmayacağı için yaşını da sormuyoruz. O daha gencecik, 15'lik maşallah. Tabii doğum gününü de birlikte beraberce kutlayalım istedik. Ve ben de onun da yeni yaşını hem kendisine de hayırlar getirmesini, yakınlarına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yaşını da kutluyoruz. Var mı senin söyleyeceklerin, duygun, düşüncen? Evvela bütün şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyoruz. Ve şu andaki askerlerimize de başta liderimiz olmak üzere hepsine sağlık ve sıhhat niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Peki. Hayattan beklentilerim? Hayattan huzur ve mutluluk bekliyorum. Bir de ülkemin huzurlu olmasını bekliyorum. Ne güzel. Şöyle bir...